Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzda size geleceğin silahları olarak tanımlanan milli imkanlarla geliştirdiğimiz elektromanyetik top sistemlerinden bahsedeceğiz. Başlayalım. Gelecekteki savaşlarla iç içe geçmiş şekilde gösterilen elektromanyetik toplar. İleri zamanı kapsayan neredeyse her oyunda, filmde görmüşsünüzdür. Peki bu top gerçekten geleceğin teknolojisi mi? Kullanma zamanı olarak evet, ilerleyen yılların en çok kullanılacak top sistemi olma yolunda ilerliyorlar. Ancak bu sistemleri yapmak, yani ana prensipleri pek öyle uzay teknolojisi, ileri teknoloji seviyesinde sayılmaz. Sistemin çalışma prensibi çok basit. Lorentz kuvveti olarak bilinen bir fizik kuvvetinden yararlanarak karşılıklı iki metale farklı akımlar verilmesi sonucu oluşan elektromanyetik alanın içerisindeki mermiyi çok yüksek hızlara çıkarmasıyla çalışmakta. Evinizde kendi imkanlarınızla bile bir elektromanyetik top yapabilirsiniz. Hatta ben de yakın zamanda denemeyi planlıyorum. Başarabilirsem eğer sonuçları da tabii ki sizinle paylaşırım. Neyse konumuza dönelim. Madem bu sistem bu kadar basit, o zaman problem nerede? Neden başarması bu kadar zor? Problem şurada, bu topun içerisindeki metallere verilen akımda. Sistemin etkili şekilde çalışması için çok fazla enerji gerekli. 10 megajül, 20 megajül gibi yüksek enerjilerden bahsediyoruz. Kavramanız için örneklendireyim. 20 megajülü elektrik enerjisine çevirirsek eğer, 3 evin 1 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabiliriz. Her atışta bunu harcayacağını düşünürsek, bu kadar enerjiyi bulmak ve depolamak büyük problemler. Batarya teknolojisi gelişene dek şimdilik sadece büyük gemilerde etkin şekilde kullanılabilir. CD hard disk benzetmesiyle söyleyebilirim ki veri depolama sistemleri nasıl geliştiyse enerji depolama sistemleri de hayalini bile kuramayacağımız şekillerde gelişecektir. Evet, genelinden biraz bahsettiğime göre şimdi asıl konumuz olan Shahi-209'a gelebiliriz. Özellikleriyle başlayalım. Sistemimiz 7 metre uzunluğunda kompozit bir namluya sahip. 1 kilogramlık mermiyi 50 kilometre uzağa gönderebilmekte. Dakikada 2 atış yapabiliyor ve namlusunu da 45 derece yukarıya kaldırabiliyor. Bu dakikada 2 atış olayı az da olsa zamanla geliştirilecektir. O yönden bir sıkıntınız olmasın. Topumuzun çalışabilmesi içinse 10 megajül enerji gerekli. Bu enerji sayesinde de içerisindeki mermiyi sesin birkaç katındaki hipersonik hızlara çıkarabilmekte. Hızı tam olarak belirtilmese de burada ciddi sayılardan bahsediyoruz. Bir savunma sisteminin engellemesinin mümkün olmadığı hızlar. Fizik der ki bir şeyin enerjisini ne kadar arttırırsanız etkisi de o kadar büyük olur. Saatte 7000 km gibi hızlarda 1 kilogramlık mermi bile yok edici olacaktır. Bir de bu mermilerde artık barut olması gerekmediği için yeni tip mermiler geliştirilmesine de ön ayak olacaktır. Zaten kullandıklarına bakarsak seyir halindeyken aerodinamisinin bozulmaması için kuyruk kanatları olan rokete benzer mermiler kullanmakta. Şimdiden patlayıcı, zırh delici ve zaman ayarlı olmak üzere 3 farklı tipte mermisi var. Yani geneliyle sistem ve mermiler bu şekilde anlattığım gibi. Dilerseniz biraz da üretiminden ve ülke olarak bize ne katacak bunlardan bahsedeyim. Şimdi Shahi ile birlikte Türkiye elektromanyetik top sistemlerini mobil bir platformda sahada hareket edebilir bir şekilde ve tekrarlı atımlar yapabilir şekilde uygulayan 3 ülkeden biri. Rusya bile bu işin tam olarak içinde değilken treni zamanından da önce yakalamamız büyük bir başarı. Üstelik bunları tamamen yerli ve milli olarak yapıyoruz. Yeni olduğu için paylaşılan bir teknoloji değil, o yüzden tamamen yerli ve milli diyorum. Ha ama bir istisna var, bir tek içerisindeki elektronik komponentleri dışarıdan alıyoruz. O da Türkiye'de üretilmediği için ancak yakın zamanda o da üretilecek, yani çalışmalar var. Onun dışında %100 kavramını bu top için kullanabiliriz. Peki önemli olan kısma geldik sıra, bu topu nerelerde kullanacağız? En başta yetiştirilebilirse, geliştirilebilirse eğer TF-2000 destroyerinde ve yeni gemilerimizde kullanacağız. Geliştirilme hedef tablosunu da buraya koyuyorum. Ana hedef gemilerdeki füzelerin ulaşabileceği mesafelere topla ulaşmak. 200 kilometreye varan hedefler var. Başarılırsa sadece gemiyle de kalmaz, yeni Shahi obüslerini görmeye bile başlayabiliriz. Bakalım, umarım doğru zamanda dahil olduğumuz bu sistemlerin ilklerini biz elde ederiz. Bence başarabiliriz ve başarıyoruz da zaten. Evet, anlatacaklarım bu kadardı. Geldik sona, videomuzun sonuna. Önceki videolarda da belirttiğim gibi videoyu beğenerek bize cidden destek olabilirsiniz. Beğenileriniz bizim için ve YouTube için gerçekten önemli. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum ve kapatıyorum.
Gününüz güzel olsun.